susuyorsun? Ne diyorsun sen? Hiç utanmadın. Yazıklar olsun, nankör. Nankör. Delir misin sen? Cevap bile ver. Buraya gel. Arkanı dönemezsin sen bana. O mail boşuna yazılmadı. Kocanın Nihal'le ilişkisi var yazıyor. Ha? Bir de bebeğiniz olacakmış. Bebeğiniz mi olacak? Söyle. Ne meyli, ne bebeği. Ya bırak gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen bana doğruları anlatana kadar kalacaksın burada. Ha? Sen ne baştan çıkardın kocama o masalı sana? Anlat bana, her şeyi bilmek istiyorum. Ya neyi bileceksin ya? Manyak mısın sen? Yok öyle bir şey diyorum, yok. Sen bana bağıramazsın. Anladın mı? Senin anan benim kapıma geldiğinde açtı be. Ben doyurdum karnınızı. Ben vermesem üstünüze giyecek paltonuz yoktu sizin. Ya sen kendi paranla mı verdin? Zengin kocayı bulmasaydın sen de annem gibiydin. Hemdir o yine. İlk boşluğuma geldi vallahi. Patlatırım suratına. Sen terbiyesizsin. Ya bırak. Terbiyesiz. Onu sen patlatıyorsun. Ya bırak. Terbiyesiz. Ya bırak. Ah, imdat. Taksiniz geldi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Begüm de iki ders kitabı bulup getiremedi. Nefis Hanım dondurucudakileri de getirdim. İyi yapmasın. Bunlar ne? Yiyecek, et, tereyağı, peynir filan. Biliyorsun Aleyna'nın bünyesi çok zayıf. İyi beslenmesi lazım. Aa, ama ben bebek gibi bakıyorum Aleyna'ma. Zaten evimde çorbasından makarnasına en az 3 çeşit olmadan sofra kurulmaz. Sen kitapları ver. Bunlar kalsın. Aşk olsun. Mirren. Betim benzin atmış tabii. Daha dur sen. Çok perişan olacaksın da. Kapıma geleceksin, aman dileneceksin de. Berin ne olursun bak. Tamam, bir şey söylemeden önce beni dinle. Çünkü benim de kendimce haklı sebeplerim vardı. Senin nasıl sebeplerin olabilir ya o çiftliği almak için? Çiftliği mi? Ya karı koca mal mülk diye diye kudurdunuz be. İnsan evladını çiğner mi ya böyle bir şey için? Aziz eniştemin yüzüne söylemedim de onda da kabahat var. Neyse. Ben Aleyna'nın ağzından girer burnundan çıkarım eve döndürmek için. İyi ki Berrin var. Dur. Sabah fotoğrafını çektim Aleyna'nın. Bakacaksın mı evladına? Bak. Evet. Çok güzel. Tamam Bir. Tamam konuşuruz. Senin analığına tüküreyim. Nerede denize düştün sen? Kuru Çeşme'de. Kızım iş görüşmesi diye Şişli'ye gittin. Kuru Çeşme nere? Şişli nere? Öyle erken çıkmışım. Biraz hava alayım, yürüyüş yapayım falan dedim. Aa, sen pazar dönüşü bile iki adım yol yürümemek için taksiye binelim diyen insansın. Bu yürüme hevesi nereden çıktı ben onu anlamadım. Yani iş stresinden işte bir açılayım, hava alayım istedim. Stres yaptım herhalde yani. Ne var bunda ki? Hayır,
durup dururken denize nasıl düştün yani? Onu çözemiyorum evladım. Ay anne, sen beni sorguya mı çekiyorsun ya? Ya ben bir nevi kaza geçirdim, farkında mısın sen? Hastayım yani. Ateşim var. Bir de sen darlıyorsun beni. Anne tamam, ben uyuyacağım. İzin ver. Şeyler oldu. Ne oldu be? Meral beni öldürmeye çalıştı. Abla sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Psikopat Aziz'in telefonundan bana mesaj atmış tekneye gel diye. Ben de bir gittim. Bu orada duruyor. Ya demek ki o zaman senin mail attığından şüphelendi. Ya ama senin suçun ya. Niye attın ki o maili? Senin olduğunu anladı işte. Kızım beni tekneden denize attı diyorum ya. Katil gibi yani. Nasıl? Neredesin ya sen? İyi misin şimdi? Evdeyim, evdeyim. Yok bir şeyim. Soğuk algınlığı. Ama iyi ki çevrede birileri vardı da gördü, kurtardı. Yoksa ölecektim Aysel. Ya Meral teyzemi görsen delirmiş gibiydi. Sen benim kocamla mı yattın? Kocamdan çıkmaya çalışıyorum. Ne dedi? Ne dedi? Evlat katili yapma çocuğum. Söyle ne dedi? Abla. Annem mi o Bahram? Kocamla mı yattı? Sus. Anne vallahi ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Aziz eniştemden bana mesaj çekmiş. Ben Aleyna ile ilgili zannettim vallahi. O mu itti seni denize? O mu itti seni? Allah kahretsin. Anne! Anne nereye? Anne, anne dur ne olur bak, bir şey yok. Ya Allah kahretmesin ya. Aç şunu hadi ya. Ya yeter ya, yeter ya. Alo, annem bir şey duymuş mu? Her şeyi duymuş kızım. Ya ne yaptı? Bilmiyorum, çekti gitti. Villaya gitti herhalde. Ya abla gitsene peşinden, tutsana. Ay yoruldum Aysel. Yemin ediyorum yoruldum ya, yoruldum ya. Ne olacaksa olsun bana ne. Ya benim sinirlerim çok bozuk. Bu hormonlar mı yapıyor bilmiyorum. Ya Aleyna'ya da söyledim hamile olduğumu. Allah seni kahretmesin abla. Kahretmesin beni. Fotoğraf makinesini sen mi aldın Nihal'cığım? Tamam, aldıysan söyle, kızmayacağım. Vallahi billahi ben almadım anne. Meral Hanım, bunu mu arıyordunuz? Nereden buldun bunu? Aleyna'nın dolabındaydı, temizlerken gördüm. Benim kızım almamış işte. Demek ki Aleyna oynarken aldı, koydu dolabına, orada unuttu demek ki. Neyse tamam, bunu kaldır sen. Ay görüyor musun, ben de sandım ki. İstemiyorum, dokunma bana. Nihal'cığım, bir yanlış anlaşılma olmuş, geçti bitti. Hadi öpsün seni Barış'ın. Bebeğim. Öpüştük, barıştık tamam mı? Unutalım bunu. Bu sefer öpüşüp barışmayacağız Meral. Geliyor mu? Meral Hanım rahatsızmış. Sizi arayacak daha sonra. Ya yemişim rahatsızlığını. Berin Hanım bir dakika. Bir dakika. Karışma. Berin. Meral! Berin! Berin Hanım yap. Gir. Berin Hanım. Berin Hanım. Berin ne yapıyorsun?
Seni geberteceğim. Kimse engel olamasın diye önlem alıyorum. Berin saçmalama. Ya sen beni eziklersin, ağlatırsın, ona dayanırım da. Kızlarıma dokunursan bu eller pençe olur, senin gırtlağına çöker. Ya sen benim kızıma nasıl iftira atarsın? Kocamla mı yatıyorsun, ne demek? Çocuğumu nasıl tekneden itersin sen? Ruh hastası, manyak! Nefise Hanım beni dinlemedi, yukarı çıkamazsınız dedim ama çıktı. Kapıyı da içeriden kilitledi. Berin! Berin, aç şu kapıyı, niye kilitlediniz? Hani kız nasıl yakıştırırsın o kız şeyleri benim kızıma? Bırak, anlatacağım. Bir de tokat atmışsın. Seni öldürürüm ben. Nasıl öldüreceğim, ne diyor bu? Bak, polis çağıracağım şimdi. Berin, aç kapıyı, çok ciddiyim. Çağırın be. Gelsin be polis, alsın götürsün Berin'i be. Ya hiç mi utanman yok senin? Ya Aleyna'dan ne farkı vardı Nihal'in? Nihal senin kanın canın be. Meral ne oluyor orada? Aç şu kapıyı Meral. Anneciğim, ben iyiyim, polise falan gerek yok. Meral nasıl iyisin? Aç kapıyı göreyim. İyiyim anneciğim ben. Konuşuyoruz biz Berin'le. Gidin lütfen. Arayayım mı polisi? Yok yok, bekle. Berin, Berin ne olursun. Bak anlatacağım, tamam. Ben büyük bir hata yaptım. Ya bitmiyor senin hataların. Biz affettikçe sen yükseliyorsun. Çocukken de hırsız demiştin, şimdi de... Berin, bana mail geldi. Kocan seni Nihal'le aldatıyor, yakında bebekleri olacak yazıyor. Ya yazarlar. Dünyada yalan mı kalmadı yani? Sen ne inanıyorsun? İnanmadım, inanmadım. Bu ne o zaman? Ya şeytan kulağıma üfledi. Yani olabilir mi, olamaz mı bilmem ne derken kendimden çıktım. Benim bugün teknedeki ben değildim bacım. Vallahi ben değildim. Başka bir herhalde yani. Yemin ediyorum sana Nihal'i ben itmedim, bilerek itmedim. Kaza oldu. Onun denize düştüğünü gördüğüm zaman aklım başımdan gitti benim. Çok utanıyorum. Çok utanıyorum, böyle bir şey yakıştırdım ben. Allah beni kahretsin. Kahretsin, evet kahretsin seni Allah. Berin, Aziz artık beni sevmiyor. Sevmiyor. Bana öyle bir bakıyor ki böyle beğenmiyor gibi, istemiyor gibi. Bu beni deli ediyor. Deli oldum ben Berin, ne olur affet beni. Benim Aleyna'mdan. Bir de senden başka kimsem yok ki. Nasıl yaptın Meral? Bunu nasıl yaptın Meral? Bunu nasıl yaptın? Senin başka kimsem yok. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Derinim. Ya abla sen annemi niye durdurmadın ya? Şimdi bir sürü rezillik çıkaracak. Çıksın. Annem onun dediklerine inanmaz. İnşallah iyice bir canına okur. Ben yapamadım, o yapmıştır inşallah. Şimdi sen baya baya Aziz'in tek bir mesajına kalktın gittin öyle mi? O bir ıslık çaldı, sen de köpek gibi peşinden. Sen de hakaret et ya, sen de aşağıla beni. Benim seni aşağılamama ne gerek var? Sen kendini çok güzel aşağılıyorsun zaten. Ya bu adam seni hamile bıraktı. Yetmedi bebeği aldır dedi. Yetmedi bu evi başına yıktı. Sen hala peşinden koş, hav 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 hav. Git. Düzgün konuş benimle. Şu fındık var ya, o bile senden daha gururlu be. Niye kızıyorsun ki? Kadın demek ki hissetmiş, normal. Kocam kocam diye beni az kalsın öldürüyordu diyorum, anlamıyor musun sen? Ne farkınız var ki? Sen de Aziz için onu çiğnedin. Ya sen kimin tarafındasın ya? Ha? Ben artık kimsenin tarafında değilim. Bu oyun çirkin, pis bir yere gidiyor ve ben bu oyunun içinde yokum, bitti. Yoksun Aysel, yoksun ablacığım. O akılları bana kim verdi ya? Ha? Bebeği aldırma diye kim bana söyledi? Sen bana söz vermedin mi yanındayım demedin mi ya sen? Ya sen söz verdin diye ben o çocuğu aldırmadım ya. Ya sen şimdi beni nasıl ortada bırakabilirsin ya? Gibi ortada, sen beni nasıl bırakırsın Aysel? Ya tamam,
Ya tamam, tamam ben kendimden vazgeçtim ya. Ben kalbimden vazgeçtim, Aziz'den vazgeçtim. Yapma ya ablacığım. Yapma ablacığım, sen niye böyle yapıyorsun? Ben tek başıma bu işlerin altından kalkamam ya. Sen olmasan ben ne yaparım ya? Hadi ablam ne olur ya. Ben yeterince güçlü değilim, koruyamam bebeğimi. Ama bak bu son. Tamam son. Gel be, ağlama hemen. Allah'tan Aleyna babasıyla konuşmuyor. Yoksa gider hemen yumurtlardı. Aziz hala hamile olduğunu öğrenirse ne yapar biliyor musun? Ya o öldürür seni ya Meral. Ya Aleyna bir şey söylemez, bilmiyor musun? O sırrı saklar. Saklar, saklar da bebeğin babası kim, kimden diye başımızın etini yer. Ne diyeceğiz? Ay tamam Aysel. Bulurum bir şey, uydururum. Gel Meral, gel. Gel, gel. Meral teyzen sana bir şey diyecek. Ben onunla konuşmuyorum. Ya sen nasıl yaparsın bunu? Ya ablama bir şey olsaydı? Ben seni bilerek itmedim, kazayla oldu. Kendimi kaybettim. Çok çok özür dilerim, çok özür dilerim. Aziz enişten kendini artık sevmiyor diye delilenmiş yazık. Kime saracağını şaşırmış. Sevmemek değil de, yani uzun evliliklerde böyle duran zamanlar oluyor. Ben tutkulu bir kadınım. İlk günkü gibi kıskanıyorum Aziz'i. Tabii bunlar bahane değil. Mazeret değil Nihal'cığım. Ama bana bir de şey gelince annene anlattım. Ama meğer mi ne işte o zımbırtıdan yollamışlar. Tövbe yarabbim. Bu da o an şuurunu kaybetmiş değil mi Meral? Aynen. Yoksa böyle bir şeyin olmayacağını, olamayacağını ben de biliyorum. Bir tanesi kaç yıllık eşim Aziz, diğeri sen. Yani ben böyle bir şey düşünecek kadar nasıl çıldırdım ya? Bana iftira attın. Özür dilerim, özür dilerim. Sen de kalkıp şimdi Aziz'in yazdığı mesaja hemen tekneye... Ama bana müsaade etmedin ki açıklayayım. Ya ben Aleyna için beni çağırdı zannettim. Hani ablası sayılırsın, konuş onunla eve dönsün falan diyecek zannettim. Anlıyorum. İkimiz de birbirimize çok korkunç şeyler söyledik. Yok, ben sadece kendimi savundum. Bak. Et tırnaktan ayrılmaz. Bugüne hiç olmamış sayılma. Kızım, bak kaç yaşında kadın. Ayağına kadar gelmiş, affet. Hadi üzme beni daha fazla. Ne olur. Çok mahcup oldum bak. Yani size böyle bir şey nasıl yakıştırdım ben ya? Oh. Tamam, affettim. Ama kalbimi çok kırdım. Canım. Hepsini telafi edeceğim, hepsini. Aman ha, babanız duymasın bunu Aysel. Ben babama söyleyemem zaten anne. Utanırım. Ya kızım, Allah aşkına. Ya düz yolda yürürken denize düşmek ne demek ya? Allah'tan orada birileri varmış da yoksa tövbe tövbe. Tamam baba, geçti gitti ya. Daha kalın bir şeyler al sırtına bak. Yok yok, iyiyim böyle. Vallahi. Meral'im hadi gel sofraya. Canım sağ ol, teşekkür ederim. Aleyna'yı bir göreyim, kalkacağım bir. Kız iki lokma bir şey yiyeydin. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Merhaba. İyi insan lafının üstüne. Alo. Efendim kızım. Alo Veli enişte. Geliyor musun kızım? İşte ben de tam onun için aradım seni aslında. Ya ben bir arkadaşımla buluştum da biraz geç kalacağım. Sorun olmaz değil mi? Ya yok. Olmaz da annen burada, bir göreyim diyordu seni. Benim gelmem iki saati falan bulur. İstiyorsan hiç beklemesin. Oldu kızım. Peki. Hadi çok öpüyorum. Hazır.
çocuk işte. Arkadaşlarından ayrılamıyor. Annem beklemesin, ben ararım onu dedi. İyi. Aleyna da kırgın bana, değil mi? Ay kırgın olacak ne var Meral? Ayrıca onlar baba kız, yarın öbür gün barışırlar. Şimdi sen bavulunu alıp buraya gelseydin kocanla arana soğukluk girerdi. Dağlara taşlara, iş boşanmaya kadar giderdi vallahi. Yani. Evet. Neyse ben kalkayım artık. Size afiyet olsun enişte lütfen. Hiç şey yapma, yaklanma sen. Hadi görüşürüz. Hadi bebeğim. Ben bir Meral'i geçireyim. Ya baba Aleyna kimleymiş söyledi mi? Ne bileyim kızım, söylese tanıyacak mıyız? Onun dünyası ayrı, bizimki ayrı. Neredeymiş onu falan da söylemedi değil mi? Arkadaşımlayım oturuyorum dedi. Yemek yediniz mi? Yedik. Tatlı servis edilirken de annem Beri'nin sana nasıl saldırdığını anlattı. Saldırma falan yok anneciğim, olur mu öyle şey? Yanlış anlamışsınız siz. Beri benim kuzenim. Onu bir kere geç. Seni öldüreceğim diye bas bas bağırmış. Bana kalsa polis çağırır derhal tutuklattırırdım. Meral mani oldu. Küçücük insanlar Erdem'le villasını basıyor, adam dövüyor, biz de yutuyoruz. Rezalet. Ne oldu? Bir şey yok. Kadın kadına mevzular, anlatsam şimdi sıkılırsın yani. Yok yok, dur. Dur bakayım, dur. Ben hiç sıkılmadım. O kadar merak ediyorum ki o kadın kadına mevzuları. Bir inşaat işçisinin varoş karısı benim karımla neyi tartışıyor çok merak ediyorum. Aziz, ben seninle bu haldeyken konuşmak istemiyorum. Eşek gibi konuşacaksın. Aziz. Öyle mi? Tamam, sen bilirsin. Ne yapıyorsun? Emniyetteki bir arkadaşımı arayacağım. Haneye tecavüzden Berin'le ilgili şikayetçi olacağım. Sorgusunda o anlattığında ben de ne olduğunu öğreneceğim. Aziz, kapatır mısın o telefonu lütfen? Sen iste. Rıfat'cığım nasılsın? Aziz, yapma. Aziz, lütfen. Tamam, anlatacağım. İyiyim, sağ ol kardeşim. İşim düştü de sana, onun için rahatsız ettim kardeşim. Yüzle konuşuruz ama ben yarın bir seni arayayım, tamam? Hadi hayırlı mesailer. Sağ olasın. Evet, anlat. Bana bir mail gelmişti ya seninle ilgili. Hani şey diyordu. O konu kapanmadı mı hala ya? Benim kafamda bazı sorular dönüp duruyordu. Ben de senin telefonundan bir hale mesaj attım. Tekneye çağırdım bu sabah. O da geldi. Gelince acaba doğru mu diye şey oldum, fena oldum. Ne yaptı? Bağırdım. Sonra tartışırken yani tekneden düştü. Aziz! Ne oldu? Ne esip gürlüyorsun anne yine? Yine ne yaptın? Vazo mu kırdım? Ne yaptım? Kırıntı mı döktüm? Kulağımı mı çekeceksin? Gerekirse ayağımın altına alırım. Akşam Meral iyice kudurmasın diye sustum. Ama ben karın gibi aptal değilim Aziz. Nihal'le aranda ne var? Sakın inkar etme. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
O mail doğru değil mi? Hı? Meral'in delirmeleri şüphesi boşuna değil, değil mi? Sen bunlara hiç takılma, tamam mı? Kontrol bende. Hiç sanmıyorum Aziz. Düşündükçe beynime ağrılar giriyor. Sürüyor mu hala? Aziz! Bitti. Bitirdim. Sen bitirdim dedin diye bitti sanıyorsun. Ya Nihal? Nihal bir şey yapmaya cesaret edemez. Sen öyle san. Nihal'in ne kadar gözü kara olduğunu anlamıyorsun değil mi? Erkek milleti işte. O kadar bencilsiniz ki karşınızdakinin içini göremiyorsunuz. O kızı buradan uzaklaştırmak lazım. Evet. O kızı buradan uzaklaştırmak lazım. Çok acıyor mu canım? Hayır anne, acımıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Fizik tedaviye gerek kaldı mı? Gerek yok Meral Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Ah, güzel haber. Bunu kutlamak için anne kız seninle şöyle baş başa yemeğe çıkalım mı? Oradan da seni alışverişe götüreyim. Benim işim var anne. Sen bana kızdın, biliyorum. Seninle gelmedim diye belki de küçümsüyorsun beni. Ama bu konuda sen beni anlayamazsın Aleyna. Yoksulluktan kurtulduktan sonra tekrar oraya dönme fikri çok 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 zor bebeğim. Ben seni küçük görmüyorum anne. Ama kusura bakma saygı da duyamıyorum. İnsan yoksulluktan değil. Sevgisizlikten korkulur. Keşke Aleyna da burada olaydı. Ya bugün dersi yok zannediyordum ama neyse. Bir gece kondu için de bahçeniz fena değilmiş. Sağ olun. Bir de köpeğiniz var ha? Fındık teyzesi. Getireyim mi, seveceğiniz mi? Yok yok. Dursun orada. Sizin geleceğinizi bileydik, bayramlıklarını giydirirdik. Böyle böyle elbiseleri var. Benimki nereden güzel. Ya. Ziyade olsun Berit. Afiyet şeker olsun Nefise teyzem. Siz Aleyna'yı hiç merak etmeyin. Bizim bütçemiz sarsılsa da biz onu avokadolarla, ananaslarla besliyoruz. Sağ ol, sağ ol. Nihal'cim, yokuşu çıkarken bana eşlik eder misin? Şoför almaya gelmeyecek mi sizi? Hava güzel. Ben senin koluna girerim, böyle yavaş yavaş çıkarız. Olur tabii. Güzel. Arayı uzatma Nefise teyzem, hep bekleriz. Evet. Buyurun. Buyurun efendim. Ne yaptın, ne ettin? Aziz'in aklını çeldin değil mi? Efendim? Yürü. Gelip geçenlere bir şey belli etme. Hiç utanmadın mı? Sizin ailenin kadınlarında huy bu herhalde. Vaktiyle Meral de oğlumun aklını çelip böyle evlenmişti. Ama Aziz eski Aziz değil. O gençlik hatasını tekrar etmez. Saçmalamaya başladınız. Ben gidiyorum. Söyleyeceklerim bitmedi daha. Buradan bir skandal çıkarsa hepimiz zarar görürüz. Biz toparlanırız. Ama sen ve ailen ezilip kalırsınız kızım. Kafanızı kaldıracak haliniz kalmaz bir daha. Evleniyor musun, ne yapıyorsun bilmem.
Meral'in şüphesini üzerinden çekeceksin. Anladın mı? Yoksa Meral seni yine tekneden attığında ben de kürekle tependen bastırırım. Geldi bu değil mi? Evet. Buradan cilt bakımına, oradan da kuaföre gideriz. Ne dersin? Olur valla. İşte benim her günüm böyle yoğun geçiyor. Eve pestilim çıkmış bir vaziyette gidiyorum. Keşke ben de her gün böyle yorulsam. Özlemişim valla böyle takılmayı. Daha hiç birbirimizi kırmayalım, olur mu? Olur. Söz mü? Söz. Harika bir günde değil mi canım? Evet, çok teşekkür ederim bugün için. Birer yorgunluk kahvesini hak ettik. İçer miyiz? Olur, tamam. Begüm! Şşt! Bağırmıyorsun. Tamam o zaman, dur bakayım. Merhaba canım. Merhaba canım. Ne diyorum biliyor musun? Kahvelerimizi yemekten sonra alalım mı? Ben hiç yemeğe kalmayayım. Niye? Annem bekler. Hatta gideyim ben. İyi akşamlar. Ay, paketlerini de al. Evet. İyi, çok selam. İyi akşamlar. İyi tekrar teşekkürler. Canım canım benim, güle güle. Biz paketleri yukarıya çıkaralım Begüm'cüm, tamam. İneriz aşağı. Hadi. Sadece uzaktan bakacaksın artık. Ne yapıyorsun bana şu an? Virüs gibi kanıma girdin. Vazgeçemiyorum sen. Çok özledim. Bir daha kalbimi acıtma, olur mu? Meral teyzeyle miydin sen bugün? İşte masaja falan gittik. Kendini affettirmeye çalıştı işte. Kendini affettirmesi gereken sensin ama. Manaysel başlama yine ya. Villaya mı gittin sonra? Hı? Villaya mı gittin sonra? Hı. Ya niye gidiyorsun villaya?
Zaten kadının kalbine bıçağı sapladın, bir de döndürüyorsun abla. Yapmasana. Sen gaddar mısın ya? Kalpsiz misin? Değilsin, yapma. Ya yarım saat kaldım çıktım. O orada mıydı? Kim? Ay bana hiç anlamamazlıktan gelme şu an. Ya Aysel, hadi sorgun bittiyse ben geçiyorum. Gel bakayım, gel gel. Bu saçın başın niye dağınık? Bu ne ya? Ya abla, sakın bak o adamla bir daha bir şey yaptım deme bana. Yapmadın değil mi? Yapmadın değil mi? Ya yapmadım desene! Kahretsin ya. Sen bana söz verdin. Söz, sen ne kadar kötü bir insanmışsın ya. Bir daha yaklaştırmayacağım onu dedin. Bitti dedin. Sen niye hala devam ediyorsun? Yok kızım, ben yaklaşmadım. O bana geldi ya. Anlamıyor musun? Seviyorum ya. Ya seviyorum Aysel ya. Bebeğimin babası. Babası. Ya şu bebeğin farkında bile değil o adam şu an. Kullanıyor seni, görmüyor musun? Gözünü seveyim, görmüyor musun? Çöp gibi kullanıyor, sen kendini çöp gibi yapmaya ne meraklıymışsın sen? Ne gurursuzmuşsun ya? Sen ne el kaldırıyorsun ablana, terbiyesiz? Özür dile, çabuk özür dile. Dilemeyeceğim. Dileyeceksin. Bana bak, alırım seni ayağımın altına ha. Derdiniz ne kızım sizin? Gecenin bir vakti ayı yavrusu gibi tepişiyorsunuz. Neymiş öyle gurursuz murursuz? Meral'i affettim ya, ona tripleniyor. Canına kastedilen kendisi. Affeder affetmez. Sana ne? Bana ne? Bana ne ya? Bundan sonra yalnızsın. Aysel diye bir kardeşin yok. Bitti. Bak Aysel, gel çabuk buraya. Aysel! Anne bırak ya. Gitsin. Bu evin tek gururlusu o çünkü. Gitsin.